Hep birlikte ne oluyor lan diyoruz gençler ve bugün sizlerle çok üzücü, çok kötü bir video izleyeceğiz gençler. Öncelikle boom diyoruz ve başlıyoruz. Arkadaşlar başlıkta da görmüş olduğunuz gibi, zaten haberlerde de duyduğumuz gibi Gareth Bale futbolu. Tabii son zamanlarda artık Bale çok konuşulmuyordu gençler çünkü yaşlanmıştı. Real Madrid'den ayrıldıktan sonra o da Ronaldo gibi biraz yavaş yavaş çöktü gitti. Ama Gareth Bale'in Ümid ailesinde onun lakabı Ümidi'nin oğluydu gençler, siz de hatırlıyorsunuzdur. Ümidi ailesinde yeri bambaşkaydı, YouTube kariyerimizde yeri bambaşkaydı. Yani Emrecan'a atmadığı goller, kırmadığı rekorlar kalmadı. İnanılmaz rövaşataları falan vardı Gareth Bale'imizin. Prime zamanı Real Madrid'deydi. Benzema, Ronaldo ve şeyle kendisi işte Bale, Benzema, Ronaldo'dan biraz olaylı ayrılmıştı. Galler milli takımında, Dünya Kupası'nda falan da oradan 2-3 gün önce futbolu bıraktığını açıkladı gençler internet hesaplarından. Tottenham'de tarih yazdı, inanılmaz bir isimdi. Sonra Real Madrid'e transfer oldu ve gerisini tarih yazdı gençler. Şu hıza bakar mısınız? Abi Gareth Bale. PES'te, FIFA'da ne rekorlar kırmıştı kral. Vay be, bir efsaneyi daha kaybediyoruz gençler futbol dünyasından. Yorum bekliyorum. Elveda Bale. Yaz yorumlara. Elveda Ümid Ailesi'nin oğlu. Elveda Gareth Bale yazsın gençler. O bir efsanemizdi. Onu çok seviyorduk. O bir kralımızdı. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Ağlamak için kendimi zor tutuyorum gençler. Şimdi montajı görünce. Çok seviyordum ya. Tottenham zamanlarını çok bilmiyordum gençler. O zaman daha yeni parlamıştı ama Real Madrid'e transfer olduğu günden itibaren hep takip et. Şu inanılmaz El Clasic şey, El Clasico'da Barcelona'ya karşı attığı gol. Durduramıyorlardı adamı ya. Şuna bakar mısınız? This is Gareth Bale. Kısa saçıyla efsaneydi, uzun saçıyla efsaneydi. Baledon Dale. Aga be. En sevdiğim futbolcuydu o zamanlar Ronaldo ile birlikte. Bana sorulduğunda gençler soru cevapta falan 2-3 yıl önce mesela direkt derdim Ronaldo Bale. Şuna bakar mısınız? Sol kanattan kral ya. Yani Galler değil başka bir milli takımda olsa gençler çok büyük milli takım başarılar da olurdu Bale'in. Bale'in en büyük sıkıntısı arkadaşlar çok sık sakatlandı. En böyle prime zamanlarında bile sakatlıklar geçiriyordu. 1-2 ay oynayamıyordu. Ama o sakatlıklara rağmen hep en üst seviyedeydi Gareth Bale. Of. İnanılmaz bir Şampiyonlar Ligi finalinde bir rövaşata golü var. Oha! Uzaklardan bu efsane turuncu formayla kral, seni asla unutmayacağız. Çok iyi bir isimdin be. Bale Dondale. Üf. Gareth Bale şu mavi forma de transfer olmuştu. O zamanın rekor kırmıştı gençler transfer ücreti. Ve Galler milli takımında da ne taşıdı? Cezbe. Şuna bakın gençler. Çok sempatik bir oyuncuydu gençler. Kimseyle takılmaz, kimseyle uğraşmazdı. Kendi işinde sessiz sedasız, rüzgarın oğlu koşularıyla, çalımlarıyla, golleriyle herkesin sevdiği bir isimdi gençler Gareth Bale. Şuna bakar mısınız abi, adam uçuyor uçuyor. Baledon Dale. Tak 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 tak. Keşke Türkiye'ye transfer olsaydı ya. Gareth Bale. Gençler yorumlara yazın bakalım, siz Gareth Bale'i nasıl hatırlıyorsunuz? Real Madrid zamanlarını izlediniz mi? Yoksa benden mi biliyordunuz? Ümid ailesinin oğlu olarak mı biliyordunuz? FIFA'dan, PES'ten falan nasıl hatırlıyorsunuz? Hepsini yorumlara yazın bakalım. Ve sizden gençler bir 20.000 like bekliyorum. Herkes elveda Bale diyenlerin hepsi like. Kral, seni özleyeceğiz kral. Sağ ayak, sol ayak asla merhamet etmiyordu gençler Gareth Bale.
tam bir makinaydı ya. Zaten Real Madrid'de kırmadığı rekor, kazanmadığı kupa kalmadı. O efsane Bale, Ronaldo, Benzema üçlüsünün bir parçasıydı prime zamanların. Gareth Bale. Ve yani arkadaşlar Ronaldo var. Düşünün, takımda Ronaldo var, Benzema var ve ona rağmen parlıyorsunuz. Takımın vazgeçilmesisiniz. Bunu yapmak çok zor bir şey. Gareth Bale. Efsane gol sevinciydi gençler. Kalp işareti Gareth Bale'in. Vay be. Vole. Üff. Rövaşatası falan çok iyiydi ya. This is my Bale. Şu hareketlere bak kralım. Arkadaşlar şimdi Gareth Bale Zidane'la biraz sorunlar yaşadı. Zidane onu oynatmadı, kesti bayağı. Oradan sonra böyle biraz düştü performansı. Vinicius Junior falan, tabi gençler gelince kestiler arkadaşlar Bale'i. O da yaşlandıkça hızını falan kaybetti. Her futbolcuda olduğu gibi işte. Futbol merhametsiz bir spor gençler. Yaşlandınız mı? Yerinize yeni gençler geliyor ve direkt gönderiliyorsunuz. Şu unutulmaz dünyanın en güzel gollerinden biri. Karius'un aklını almıştı gençler Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a karşı. Şu rövaşata asla unutulmaz. Çok iyiydi be. Bunu demiştim zaten videonun başında da. O finalde attı. Şu gole bak be. Kral sakin. Kral sakin. Bakın hop. Tiki taka. Ve boom. Kral hiç acımıyor kral. Gareth Bale. Gareth Bale ve Gareth Bale. Oy 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 oy. Dalleri de. Şuna bakar mısın? O efsane turuncu formalar Real Madrid. Parladığı zamanlar gençler Bale'in. Rüzgar'ın oğlu, Ümit ailesinin oğlu Gareth'ınız. Uzaklardan avlıyordu, yakından avlıyordu, plaselerle avlıyordu. No problem kral için. Kral seni çok özleyeceğiz be. Birer birer masa... Gareth Bale. Bir Modric kaldı. Gençler bir Modric kaldı, bir Toni Kroos kaldı. Yani çok az isimler kaldı ya. Hepsi gitti gençler. Benzema, Modric, Toni Kroos kaldı bir efsanelerden. Yoksa hep gitti. Ramos gitti, Varane gitti, Ronaldo gitti, Bale gitti. Vay be. Di Maria gitti, Xabi Alonso gitti. Hani Xavi gitti, vay be. Casemiro gitti o efsane kadrodan. Kral, seni çok özleyeceğiz, seni unutmayacağız. Biz de yardırırız Bale'le. Hatta inşallah futbol bıraktığı için bir big time şeyi gönderir arkadaşlar. Gençler daha fazla süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara herkes elveda Gareth Bale yazsın. Üzücü bir videoydu ama... Yapacak bir şey yok. Buraya koyduğum videoları izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man. Pişşş.